Evet arkadaşlar, merhaba. Geldik trigonometrinin 10. testine, başlıyorum. 1.90 burada vermiş, 1.90 vermiş, onları göstermiş. 9'da 7'yi vermiş. 9 neresi? Şurası, onu not alalım. 7'yi zaten yazmışız. BC 7 burada verdim, BC 7 burada verdim. İnanılmaz, çünkü buradaki BC 7 değil. Buradaki sizdekinin düzelmesi adına BD eşittir X birim verdim. Tamam. Sonra da dedim ki bu x kaçtır? Orası 45 derece ise. Nasıl yapacağım ben bu soruyu? Bu 45 dereceyi kullanmak istiyorum. Nasıl kullanırım ben bu 45 dereceyi? Bütün mesele bu. Ben burayı bileceğim. Burayı da bileceğim. Tamam. Sıkıntım yok. Şimdi arkadaşlar bu şuraya A desem. Bir kere şunu da anlaşalım. Bu A dediğim şeyle 49'u topladığım zaman buranın karesine, A kare ile 49'u topladığım zaman 81 olacak. A'nın karesi eşittir 32 çıkacak. A eşittir 4 kök 2 çıkacak. Bunda bir problem yok. Şimdi ben şunu bir önceki testte mi, iki önceki testte mi bir yerde söylemiştim. Bir kere daha söylüyorum. İki tane kenar verilirse bir üçgende ve bu kenarlara bakan açıların sinüslerini de biliyorsam sinüslerimi uygulayacağım kesindir. Mesela ben burada A'yı biliyorum şu anda. A'ya bakan açıyı biliyorum. X'i biliyorum. X'e bakan açının da sinüsünü bu üçgenden bulabilirim. Neden? Çünkü bu açı beta olsun. Bu açı 90 eksi beta olur. O zaman bu açı da beta olur. Çünkü 90 dereceye bunlar da birbirini tamamlayacak. O zaman sinüs beta dediğim şey de A bölü 9 olur. Şimdi ben o teoremi yazacağım. Diyor ki teorem X bölü sin beta. X bölü X'in baktığı açının sinüsü. A bölü A, A'ya bakan açının sinüsü. Sin 45. Tamam. X'in ne olduğunu bulmaya çalışıyorum zaten. Sin beta dediğim şey A bölü 9. A bölü 9 yazmayacağım da tabii ki. 4 kök 2 bölü 9 yazacağım. Bölü 9'u yukarı yazsam kimsenin sıkıntısı olmaz diye inanıyorum. Burası da 4 kök 2 zaten. Burada da kök 2 bölü 2 var dedim. İçler dışlar çarpımı, bu kök 2 bölü 2'yi karşı tarafa attım. 9 kök 2 bölü 2 x. Bunu da burayla çarptım. Eşittir 32 geldi. Ben buradan bunu karşı tarafa attığım zaman, hatta böyle sadeleştireyim, kök 2 olsun burası. Bunu karşı tarafa attığım zaman 32 kök 2, bunu aşağı attığım zaman bölü 9 geldiğini görebiliyorsam bir problemim yok demektir. Geçtim ikinci soruma. A büyüktür 2 olmak üzere x eksi a çarpı sinüs 2x eşittir 0 denkleminin 0-2 pi aralığındaki çözüm kümesinde 5 tane eleman vardır. A'nın eşit olabileceği en küçük 2 gerçel sayının toplamı nedir diye soruyor. Şimdi A'nın 2'den büyük olmasını istiyorum. Ne olacak burada? Ne olacak? Ne olacak? A'nın 2'den büyük bir şeye eşit olmasını istiyorum. En küçük 2 gerçel sayının toplamı nedir? A'nın eşit olabileceği diye de soruyor bana. Hiçbir fikrim yok soruda. İnanır mısınız? Şimdi bir kere bunun çözüm kümesine 5 tane eleman olabilmesi için sinüs 2x'in 0'a eşit olması ya da x eksi a'nın 0'a eşit olması gerekir diyeceğim. Bunun çözüm kümesini bulurken ya bu 0'a eşit olacak ya bu 0'a eşit olacak. O zaman bunun 0'a eşit olması ne demek? 2x'in 180'in katı olması demek. Yani bir açıyı 2 ile çarptığım zaman 180'in katı olmalı. 0 olabilir, 90 olabilir, 180 olabilir, 270 olabilir, 360 olabilir. Buradan zaten x değeri için, bunlar aslında x bir gerçel sayı olduğu için dereceli olamaz. 0 pi bölü 2, hatta onu da yazdım. 0 pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi'den oluşmuş bir çözüm kümesiyle karşı karşıyayız. Ben buradan şunu anlıyorum. Çözüm kümesinde 5 tane eleman varsa, o elemanlar bunlardır. Yani şuradan ekstradan bir kök gelmeyecek demektir. Buradan ekstradan bir kök gelmemesi ne demek arkadaşlar? Tam olarak şu demek. Buradan gelen kök, yani x eşittir a, buradan burada yazıyor demek. Ekstradan bir kök yazmıyorsam o burada yazıyordur. O zaman a bunlardan biridir. Ve a'nın 2'den büyük olduğunu söylüyorum. A bu olamaz, bu olamaz. Bu 1.57, 3.14'ü 2'ye böldüm. Bunlar olabilir. En küçük 2 gerçel sayının toplamını soruyor. Şu arkadaşların toplamını istiyorum. 5 pi bölü 2'dir.
Bunların toplamı dedim ve üçüncü soruya geçtim. Tan A eksi kot A'yı 4 verdim. Kot 2 A aşağıdakilerden hangisine eşittir diye de sordum. Hiçbir fikrim yok yine. Sin bölü kos, kos bölü sin yazsak bir şey gelir mi? Her şöyle gelebilir. Kotanjantın yerine, hatta tanjantın yerine uzatmamak için tanjant A'nın yerine X koyayım. Kotanjant A ne olur arkadaşlar? Bunun tersi olur. 1 bölü X. X eksi 1 bölü X'i vermişim. 4. Şimdi ben tan 2X'i biliyorum. Tan 2X'i size de tanıtayım. Tan 2A'yı biliyorum. Tan 2X ne ya? Tan 2A'yı biliyorum. Bunun tersi çıkacak zaten. Tan 2A dediğim şey 2 tan A bölü 1 eksi tan kare A. Şimdi ben bu iki şeyi bilerek kot 2A'yı bulabilir miyim? Bulabilirim. Neden? Çünkü bu aslında şudur. 2x bölü 1 eksi x karedir. Buradan 2x eksi 1 eksi x kareyi bulabilir miyim? Hatta tan 2a buysa kot 2a'yı da yazayım da ondan sonra devam edeyim. Kot 2a bunun tersi demiştim zaten. 1 eksi x kare bölü 2x'i bulmaya çalışıyorum. Burada payla eşitlediğim zaman x kare eksi 1 bölü x eşittir 4 çıkıyor. O zaman ben bunu karşı tarafa atayım. X kare eksi 1'in yerine 4x koyabileceğimi göreyim. Burası da eksi 4x değil mi agalar? Eksi 4x'i 2x'e böldüğüm zaman eksi 2 çıkmaz mı? Dedim. Geçtim. O merkezli. Neden çok küçük bir O bu? O merkezli. Birim çember verilmiştir. ABOC'ye dik. Onu göstermişim zaten. Alfayı, betayı görüyorum. CD'nin CE'ye oranı nedir diye de soruyorum. CD'nin CE'ye oranı. Şunların oranını istiyorum. Şimdi arkadaşlar şıklara bakarak karar verdim ben. Kosinüs teoremine. Çünkü kosinüs teoreminden buranın karşısı çok rahat bulunabilir. Birim çemberse burası 1, burası da 1. Burası da 1. Bütün yarıçaplar 1. Burası 90 eksi alfa. Burası 90 eksi beta. Bunlarda da bir problem yok. CD'nin karesi eşittir. Nedir CD'nin karesi? CD'nin karesi arkadaşlar hemen söyleyeceğim. Bir bunun karesi artı bunun karesi. Bir artı bir eksi bir çarpı bir çarpı iki çarpı kosinüs 90 eksi alfa. CE'nin karesi ne? CE'nin karesi. O da 1 artı 1 eksi 2 kosinüs 90 eksi beta. Ben bunu biliyorum. O zaman ben buranın karesini soruyormuşum. Ben bunu anladım şu anda. CD'nin karesi bölü CE'nin karesini soruyorum. CD'nin karesi bölü CE'nin karesi şu çıkıyor. Yukarısı 2 eksi 2 kos 90 eksi alfa. Aşağısı 2 eksi 2 kos 90 eksi beta. Şimdi ben şunu biliyorum. Cos 90 eksi alfa dediğim şey sin alfa. Cos 90 eksi beta dediğim şey sin beta. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşit. O zaman burası da sin beta. Onu da yazdım. Ve her tarafı ikiye böldüğüm zaman burası 1 eksi sin alfa, burası 1 eksi sin beta çıkacak. Adana'yı işaretleyeceğim. Karesini soruyormuşum. Onları da siz de düzeltmiş olacağım. Geçtim. Geldim buraya. Salli öğretmen tahtaya böyle bir f fonksiyonun grafiğini çiziyor. Grafiği çizdikten sonra f fonksiyonun ne olabileceğini öğrencilere soruyor ve 5 öğrencisinin aşağıdaki cevapları alıyor. Hangilerini verdikleri örnekler f fonksiyonu için doğru olabilir? Yani bunlardan hangilerinin grafiği gerçekten budur? Cos x negatifken 1, cos x pozitifken eksi 1 bu olabilir mi? 0 ile pi bölü 2 aralığında cos x pozitif. Buraya göre eksi 1 çıkmalıydı ama 1 çıkmış. Aslı bana yalan söylüyor. Geldim Buse'ye. 0 ile 1 aralığında sinüs x pozitif. Bu kısmını doğru söylemiş. Pi bölü 2 ile pi aralığında yani ikinci bölgede sinüs x yine pozitif. Yukarıda olmalıydı. Buse de yalan söylüyor. Cansu diyor ki sinüs x artanken 1 olsun, azalanken eksi 1 olsun. Bu doğru mu? Evet, bu sefer doğru. Neden doğru? Çünkü arkadaşlar, şimdi sinüs x
birim çemberde bir açının birim çemberde kestiği noktanın ordinatı değil mi? Dikkatinizi çekiyorsa birim çemberde böyle açıları çizmeye başladım. Sıfırdan başladım 90'a kadar. Açının ordinatı şu değerler artıyor. Sonra 90'dan sonra azalıyor bu değerler. Azalmaya devam ediyor. Azalıyor, 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 azalıyor. En küçük haline geliyor. Sonra dördüncü bölgede yeniden artıyor. Yani birinci ve dördüncü bölgede artan, iki ve üçte azalan, o yüzden Cansu doğru. Cansu haklı. Birinci ve dördüncü bölgede artıyorsunuz. İkide ve üçte azalıyor. Problem yok. Cosx artan mı azalan mı? Yani hem Cansu hem Davut doğru olamaz. Onu söyleyeyim. Çünkü biri artarken diğeri azalıyor genellikle. Ya da biri pozitifken diğeri negatif oluyor. Ama her şeyleri aynı olamaz. Şimdi burada Davut Cosx'in artan olduğu yerde cevabın 1 olduğunu söylüyor. Şimdi birinci bölgeye bakarsanız arkadaşlar, kosinüs dediğimiz şey kestiği noktanın ordinatı değil, apsisi. Birden başlıyor, sıfırda 1 oluyor kosinüs. Sonra dikkatinizi çekiyorsa kosinüs sürekli küçülüyor. X değerleri küçüle küçüle sıfıra geliyor. Sonra küçüle küçüle eksi 1'e geliyor. Sonra büyüyor 1'e geliyor. Yani birinci ve ikinci bölgelerde azalan, diğer bölgelerde artan oluyor. O zaman Davut hatalı olmaz, Davut'un söylediği. Yalnız Cansu diye bir şey olmadığı için de Cansu ile Erkan'ı işaretledim zaten de. Geldim buraya. Cosinus x'in pozitif olduğu yerlerde 1, sinüs x'in cosinus x'in negatif olduğu yerlerde eksi 1 mi? Evet. Birinci ve dördüncü bölgelerde 1. Geri kalan yerlerde eksi 1'miş bunun cevabı. Bu da doğru olacak. O yüzden Cansu ve Erkan doğru. Diğerleri hatalı geçti. Diyor ki x1 gelse sayı arktan x, x bölü 3 arktan x bölü 3 eksi arkot 1 bölü 2 eşittir eksi 3 pi bölü 4 denklemi sağlayan x değeri için bu ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyorum. Şimdi bu arkadaş alfa olsun. Ark tanjant x bölü 3 dediğimiz şey alfa eksi 3 pi bölü 4 olur. Alfayı karşı tarafa attım. Eksi alfa artı alfa olarak geçti. O zaman bu arkadaşın tanjantı bu olacak. X bölü 3 eşittir. Tanjant alfa eksi 3 pi bölü 4 olacak. Bence bunda hiçbir sıkıntı yok. O zaman ben bunu bulursam x'i de bulmuş olacağım. Tamam, yapmaya çalışalım. Ve ben şunu biliyorum. Kotanjant alfa eşittir 1 bölü 2. O zaman tanjant alfa bunun tersi olacak 2. Yapmaya çalışalım. Şimdi buranın formülü, tanjant fark formülü şu. Tanjant alfa eksi tanjant 3 pi bölü 4 bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant 3 pi bölü 4'ü yazdım. Tanjant alfanın yerine 2 koydum. Tanjant 3 pi bölü 4. Tanjant 3 pi bölü 4. 135 derecenin tanjantı ikinci bölgede tanjant eksi, eksi tanjant 45 eşit eksi 1 çıkartma yaptığım için artı 1 oldu. Bölü 1 eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 eşittir. Eksi 3 geldi. Bu arkadaş eksi 3. Bu arkadaş eksi 3 ise x eksi 9. X eksi 9 ise ark tanjant eksi 9 bölü 9'u soruyor. Ark tanjant eksi 9 bölü 9. Yani arktan tanjant eksi 1. Yani tanjant eksi 1 olan için. Burada arkadaşlar atlamamanız gereken şık bu. Bu arkadaş az önce baktım tanjant 3 pi bölü 4 gerçekten eksi 1 olabilir diyeceksiniz ama hayır. Tanjant, arktanjantların görüntü kümesi ve değer kümesi eşit zaten. Değer kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı açık aralığı. Buradan seçeceksiniz açıyı. Bu burada yok. O yüzden cevap burs olacak. Bu ikisinin de tanjantı eksi 1 ama ark tanjantı eksi 1 dediğimiz zaman sadece bu anlaşılır diyeceğim. Geldim bir sonraki soruya. Herhalde bu son soru. Böyle olduğuna göre K'nın alabileceği bütün gerçel sayı değerlerinin içinde bulunduran en küçük aralık aşağıdakilerden hangisidir? Yani bunun görüntü kümesini soruyorum. K'yı bir fonksiyon olarak göz önünde bulundurursak görüntü kümesi nedir diye soruyorum. Arkadaşlar ikinci dereceden bir şeyde bana lazım olan şey şu.
Tam kare. Ben buraya 1 bölü 4 ekledim, 1 bölü 4 çıkarttım. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü şu gördüğünüz şey şu anda kosinüs x artı 1 bölü 2'nin karesi. Şimdi burada en küçük değer kosinüs x'in eksi 1 bölü 2 olduğu yerden geliyor. Ama olabiliyor. Kosinüs x eksi 1 bölü 2 olabiliyor mu? Kosinüs x'in pi'deki değeri eksi 1, 3 pi bölü 2'deki değeri 0. 0 ile eksi 1 arasındaki değerleri alacak. Ben onu yazayım da buraya. Kosinüs x dediğim şey şu anda 0 ile eksi 1 arasındaki değerleri alacak. O zaman kosinüs x gerçekten eksi 1 bölü 2 olabiliyor. Bunun tam tersi bu arada. Şöyle. Çok yanlış yazmış olduk. Eksi 1 bölü 2 olabildiği için bu ifadenin en küçük değeri 0 oluyor. Tam karenin en küçük değeri zaten 0'dır. Demek ki bu ifadenin en küçük değeri eksi 1 bölü 2 oluyor. En küçük değer eksi 1 bölü 2. O çok yanlış yaptım. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4'ü buraya eksi 1 bölü 2 olarak alırsanız öyle olur. En küçük değer eksi 1 bölü 4 oluyor. Bu mu? Bu mu? Diğerlerini çöpe atabilirim. Geldim en büyük değer meselesine. Onda da arkadaşlar tepe noktasına parabolden hatırlayın. Ne kadar uzak seçerseniz o kadar büyüyecek. O zaman eksi 1 bölü 2'ye ne kadar uzak seçebilirim? 0 veya eksi 1, ikisi de eşit uzakta fark etmez. 0 da alabilirsiniz, eksi 1 de alabilirsiniz. 0 da koysanız 0, eksi 1 de koysanız 0. En büyük değer 0 ola yazıyor. Yani 0 olamadığı için cos x, cos x, cos kare x artı cos x de 0 olamıyor. O yüzden de ben testi bitiriyorum. O yüzden de bir sonraki testte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.